Merhaba arkadaşlar. Batman Final Okulları'ndan Selçuk Alat ben, kimya öğretmeniyim. Bugün sizlerle mol kavramını işleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar, mol kavramı dediğimizde zaten hepimiz NA ve N0'la gösterilen 602 çarpı 10 üzeri 23 tane 602 çarpı 10 üzeri 23 tane taneciğin 1 mole eşit olduğunu ve buna da Avogadro sayısı dendiğini biliyoruz. 602 çarpı 10 üzeri 23 tane tanecik dediğimiz zaman, buradaki taneciğin atom, molekül ve iyon demek olduğunu, yani 602 çarpı 10 üzeri 23 tane iyonun 1 mol, 602 çarpı 10 üzeri 23 tane molekülün 1 mol olduğunu biliyoruz. Şimdi arkadaşlar, şurada basitçe gösterilen örneğimize bakalım. 1 mol CH4, 1 mol CH4 dediğimiz zaman bunun 602 çarpı 10 üzeri 23 tane CH4'ün molekülü olduğunu, bunun da aynı zamanda Na veya N0 tane CH4 molekülü demek olduğunu biliyoruz. Molümüz şurada gösterildiği gibi formülle gösteriliyor. N molü göstermek kaydıyla M bölü MA, yani M'in kütle MA'nın mol kütlesi oldu. V bölü 22 onda 4. Burada 22 onda 4'ün normal koşullarda 24,5'un oda koşullarında olduğunu gene söylüyoruz. Aynı zamanda tanecik sayısı bölü 602 çarpı 10 üzeri 23 tanenin de, yani bütün bu bölümlerin bizim molümüzü verdiğini hepimiz biliyoruz. Arkadaşlar, MA dediğimiz mol kütlesi MA eşittir hangi madde olursa olsun onun 602 çarpı 10 üzeri 23 tanesinin, yani 1 molünün neyidir? Kütlesidir. Yani 1 mol kütleye biz mol kütlesi ya da molekül kütlesi diyoruz. CH4 için dediğimiz zaman MA, burada karbonun ve 4 adet hidrojenin molekül kütlelerinin, karbonun 12, hidrojenin 1 olduğu düşünülürse 16 gram bölü mol olduğu veya C3H6 için MA'nın 3 tane karbon atomu, 6 tane hidrojen atomu, 3 çarpı 12, 6 çarpı 1, 42 gram bölü mol olduğunu bulabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar, örneğimizi görelim. Diyoruz ki aşağıdakilerin mollerini hesaplayalım. Birinci örneğimizde 3.2 gram CH4 için mol hesaplaması yapmak istiyoruz. Önce yapmamız gereken şey ne? CH4'ün MA'sını bulmak. MA bulurken ne yapıyorduk? CH4 içindeki elementlerin, karbonun ve 4 tane hidrojenin kütlelerini toplayıp MA olarak hesap ediyorduk. 16 gram bölü mol. Gene formülümüz N eşittir M bölü A'ydı. Burada 3,2 gram bölü 16 dediğimiz zaman M 3,2, MA 16, 0,2 gram bölü mol olduğunu hesap ediyoruz. Devamla gene verilen örneklerde olduğu gibi 4,48 litre CH4 dediğimiz zaman gene mol formülünden, V bölü 22 onda 4 dediğimiz zaman 4,48 bize verilen hacim, oda normal koşullar için 22 onda 4 litre hacim, 0,2 mol olduğunu bulabiliyoruz. Üçüncü örneğimizde bu defa tanecik sayısı veriliyor. Tanecik sayısı da verildiğinde tanecik sayısını Avogadro sayısına bölüyorduk. Gene molümüzü hesap edebiliyorduk. Burada önemli bir şey var arkadaşlar. Atomik kütle birimi. Sorularda, öncüllerde karşınıza çıkacak ifadelerden biri. Benim burada söylemek istediğim şu. Arkadaşlar, her nerede AKB ifadesi geçerse, her nerede ve her ne için geçerse geçsin,
Siz bunun hiçbir zaman kütle birimi olduğunu ne yapmayacaksınız? Unutmayacaksınız. Atomik kütle birimi üzerinde de söylendiği gibi bir kütle ifadesidir. Burası çok önemlidir. Yani bizim bir AKB dediğimiz şey her zaman ama ne için verilirse verilsin 1 bölü n gramdır. Bunun da gene ifadesi kitaplarda şöyle geçer. Bir tane karbon 12 atomunun kütlesinin 1 bölü 12'sine eşittir. Zaten bir tane karbon atomu 12 bölü n gramdır. Bunu da 12'ye böldüğümüz zaman gene 1 bölü n gramı ne yaparız? Buluruz. Sizin şurada şunu bilmeniz lazım arkadaşlar. Eğer ben bir AKB sodyum dersem bu sodyum 1 bölü n gramdır. Bir AKB CH4 dersem bu CH4 de gene 1 bölü n gramdır. Ne için verirsek verelim. Maddemiz sodyum, CH4 veya başka bir madde veya molekül olsun hiç önemli değil. AKB cinsinden bir değer verilmişse bunun karşılığı kesinlikle gram ifadesidir. Devam edelim. Gerçek atom veya gerçek molekül kütlesi. Şimdi molde kavramları çok iyi bilmeniz gerekiyor. Mesela atomik kütle birimi, mesela molün bulunması. Gerçek atom veya gerçek molekül kütlesi dediğimiz zaman da bize şunu söyler. Der ki bir tane, bakın bu yazıyla da bir olabilir ya da burayı rakamla ifade eder, bir tane der. Bu bir tane bizim bu n tane dediğimiz 602 çarpı 10 üzeri 23 taneden bir tanesinin kütlesidir. Buna da biz ne diyoruz? Gerçek atom veya gerçek molekül kütlesi diyoruz. Yani biz gerçek kütle dediğimiz zaman, gerçek atom kütlesi veya gerçek molekül kütlesi dediğimiz zaman maddenin bir molünün kütlesinin n taneye bölümüdür. Buna biz tekrar ediyorum gerçek kütle diyoruz. Gerçek kütle yani bir tanenin kütlesi. Şimdi arkadaşlar bir tane CH4 molekülünün kütlesinden bahsederken biz bunun CH4'ün gerçek molekül kütlesi olduğunu söylüyoruz ve kaç gram olduğunu hesap ediyoruz. Diyoruz ki CH4'ün MA'sı hesap edildiğinde 16 gram bölü mol ise biz bunun gerçek kütlesini bulurken şu yukarıda verdiğimiz formüle göre ne dememiz lazım? MA'sının N'e bölümü dememiz lazım. MA bölü N gramdır. Burada şuraya da ben dikkatinizi çekmek istiyorum. Dikkat ederseniz arkadaşlar burada MA bölü N gram dedikten sonra MA AKB'dir demişiz. Ne demek bu? Bakın bu şu demek. Şimdi biz 16 bölü N'i şöyle yazabilir miyiz? 16 çarpı 1 bölü N diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Matematiksel ifade olarak söyleyebiliriz. Buradaki 1 bölü N gram ifadesi neye eşittir? AKB demekti değil mi? Yukarıda gördük. 1 AKB 1 bölü N gramdı. O halde 16 bölü N ifadesi 16 çarpı 1 bölü N yazıldığında 16 AKB diye ifade ediliyorsa burayı biz ne diyebiliriz? Aynen şurada yazdığı gibi MA yani MA neydi? 16 AKB diye de söyleyebiliriz. Başka bir ifadeyle her maddenin bir tanesinin kütlesi her zaman ama her zaman onun molekül kütlesinin yanına AKB ifadesinin getirilmesi ile söylenebilir. Bir tane CH4 16 AKB'dir diyebiliriz. Çünkü AKB 1 bölü n gram olduğuna göre 16 bölü n'i ne yapabiliriz? İfade edebiliriz. Arkadaşlar burayı gene önemli olarak söylemişiz. Demişiz ki dedik ya molde ifadeler var. Bu ifadeleri bilirsek bu bizim için önemli. Atom gram, molekül gram, iyon gram, mol molekül ifadeleri soruda geçerse bunların hepsi ne yerine kullanılabiliyor? Mol yerine kullanılabiliyor. Mol yerine kullanılabiliyor. Şimdi arkadaşlar şurada
Şurada örneklerimiz var. Demişiz ki 2 atom gram sodyum. Ne demek bu? 2 mol sodyum demek. Ya da 1 molekül gram CH4 dediğimiz zaman bu molekül gram aynı zamanda ne demekti? Mol demekti. İşte burada atom gram, molekül gram ifadelerini gördüğünüzde hemen onun yerine mol getirdiniz mi olayı bitirmiş oluyorsunuz. Şimdi öğrendiklerimizi, şu ana kadar öğrendiğimizi örnekler üzerinde ne yapalım? İnceleyelim. Örnekler üzerinde inceleyelim. Biraz küçültürsek daha net göreceğiz. Evet. Şimdi arkadaşlar iki tane örneğimiz var. A kaç moldür diyoruz? B normal koşullarda kaç litre hacim kaplar diyoruz? Bize verilen örnekte 3.2 gram CH4 için. Biz bunun her şeyden önce neyini bulacağız? A şıkkında yazdığı gibi molünü bulacağız. Ama molünü bulmak için MA'sını hesap ediyoruz. MA neydi? Karbonun ve hidrojenin atom kütlelerinin verilen sayılarda toplamıydı ki karbon 12, hidrojen de bir 16 edecektir. Zaten formülümüz belliydi. N eşittir M bölü MA. 3.2 bölü 16 dediğimiz zaman 0.2 molü ne yapabiliyoruz? Bulabiliyoruz. B şıkkında dediği zaman N normal koşullarda kaç litre hacim kaplar ifadesi gene normal koşullarda bunu formülsel ifadenin dışında da çözebiliriz. Deriz ki normal koşullarda bir maddenin bir molü 22.4 litre hacim kaplıyorsa 0.2 molü ne kadar hacim kaplar dediğimizde burada da gene 0.2 molün 4.48 litre yaptığını görebiliriz. Evet arkadaşlar, sorumuzun devamı. Bu defa ifademiz şu: kaç tane moleküldür? Kaç tane moleküldür? Şimdi biz şunu biliyoruz. Hangi madde olursa olsun onun bir molü N tane demektir. Bu CH4 de olsa bir mol CH4'te N tane molekül olduğunu biliyoruz. Bizim maddemiz ne kadardı? 0.2 mol CH4'tü. O zaman 0.2 mol de 0.2 N taneden oluşan bir molekül demek olacak. D'ye baktığımızda kaç molekül gramdır? Bakın ifadeleri biz ne yapıyoruz? Tek tek soru üzerinde görüyoruz. Molekül gram, atom gram, iyon gram ifadeleri ne demekti? Mol demekti. Bizim bileşiğimiz 0.2 mol olduğuna göre buradaki mol aynı zamanda neyin ifadesidir? Molekül gramın ifadesidir. Yani 0.2 mol demek 0.2 molekül gram demektir. Diğerinde kaç mol moleküldür dediği zaman gene hep aynı şeyleri tekrar ediyoruz. Molekül gram, atom gram, iyon gram, mol molekül ifadeleri hepsi ne demekti? Mol demekti. O halde bizim 0.2 mol molekülümüz, 0.2 mol molekülümüz 0.2 mol ne olmak zorundadır? Molekül olmak zorundadır. Yani mol gördüğümüz yere mol molekül diyebiliriz. Mol molekül gördüğümüz yere de gene mol ifadesini getirebiliriz. F şıkkında kaç mol karbon atomu içerir diye sormuşuz. Arkadaşlar bir bileşiğin içerisindeki atomları bulabilmek için bileşiğin molü bileşikteki elementin sayısıyla ne yapılır? Çarpılır. Karbon kaç tanedir? Bir tanedir. 0.2 molün içerisinde 0.2 çarpı 1, 0.2 mol ne vardır? Karbon vardır. Bunu hidrojenle yaptığımız zaman, ne görüyoruz? Şunu görüyoruz. Hidrojenle yapıldığında kaç mol hidrojen atomu içerir dediğinde bu defa 0.2 molü hidrojenin sayısıyla yani 4 ile çarptığımızda 0.8 mol hidrojen atomu vardır diyebiliyoruz. Devam edelim. Arkadaşlar bu örneği hep beraber inceleyelim. Verilen ifadeler şu örnek için doğru mudur, değil midir veya biz bu örnekten neler çıkarabiliriz? Burada öğrendiğimiz ifadeleri, formülleri ve terimleri tekrar edeceğiz. Elimizde 2 mol ne var? C3H4 var. 2 mol C3H4 var. Bu C3H4 için şöyle söyleyebilir miyiz? 2 molekül gramdır.
Şimdi biz 2 mol demiyor muyuz? Evet. Mol yerine molekül gram kullanabilir miyiz? Evet. O zaman bu ifademiz doğru bir ifadedir. Yani 2 mol C3H4 2 molekül gramdır ifadesi doğrudur. 2 N tane molekül içerir demiş. 2 N tane. Şimdi arkadaşlar mol ne demekti? N tane atom demekti. O zaman biz buna 2 N tane molekül içerir ifadesini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Bu da doğrudur. Devam edelim. Ma 40 demiş. Bunu nereden buluyoruz? C3H4 için karbon 12, hidrojen de 1 kat sayılarla çarpıldığında 3 kere 12 36, 4 kere 1 4 olduğuna göre demek ki Ma'mız 40 gram bölü neydi? Moldi. Yani 1 mol C3H4 40 gramdır. Ma'mız 40. Bizim bileşiğimiz kaç mol verilmiş? 2 mol. O zaman 2 çarpı 40 gram 80 gramdır ifadesi de gene doğru bir ifadedir. Normal koşullarda demiş şu kadar hacim kaplar. Bakalım bizim bileşiğimiz 2 mol. Her 1 mol 22 onda 4 litre yaptığına göre 2 çarpı 22 onda 4 44,8 litre hacim kaplar. Bu da gene doğru bir ifadedir. Devam edelim. Devam edelim. Arkadaşlar diyor ki 6 mol karbon atomu içerir. Bizim bileşiğimiz şu muydu? 2 mol C3H4 müydü? Evet. 2 molde 2 çarpı 3 ne var? 6 mol karbon atomu var. Demek ki bu ifade doğrudur. 8 mol hidrojen diyor. 2 kere 4, 8. 8 mol hidrojen var. Demek ki bu da doğrudur. Toplam 14 mol atom içerir diyor. Bunu hem şurayı toplayarak yapabiliriz. 6 mol karbon, 8 mol hidrojen toplam 14 mol atom içerir. Ya da şöyle yapabiliriz. Bileşiğin içindeki elementlerin adetlerini toplarız. 3, 4 daha 7, 2 ile çarparız. 14 mol atom olduğunu buluruz. Bu ifade de gene doğru bir ifadedir. 6 N tane karbon atomu içerir. Bakın. Maddelerin her biri birbirinin tekrarı fakat farklı ifade biçimleri. 6 mol karbon atomu dedik ya, bunu başka ne şekilde ifade edebiliriz? 6 N tane diye ifade edebiliriz. 8 mol hidrojen atomu içerdik. Mol yerine N tane ifadesini getirdiğimizde gene 8 N tane hidrojen atomu içerir diyebiliriz. Evet, şimdi arkadaşlar şu soruyla ilgili bilgilerimizi de tazeleyip konumuzu burada sonlandıracağız. Aşağıdaki ifadelerin kütlelerini bulunuz. Kütlelerini bulunuz. Şimdi 1 mol hidrojen gazı bizim burada yapmamız gereken dikkatimizi toplamak. Önce şuna bakacağız. Hidrojen gazı. O zaman bana burada söylenen nedir? H2'dir. Bakın H değildir. Neden? Gaz atomik halde ne yapamaz? Bulunamaz hidrojen için. Hidrojen gazı dediğine H2 molekülünü demek istemiştir. 1 mol H2 dediğinde hidrojen 1 olduğuna göre 1 mol H2 2 çarpı 1 2 gram olur. 2 gram olur. Anlaşıldı. 2'ye geçelim. Bir tane hidrojen atomu diyor. Bakın arkadaşlar gene yukarıda yazdığımız gibi hidrojen atomu dediğinde, bakın gaz dediği için H2 alıyorduk. Hidrojen atomu dediğinde ne yapıyoruz? H alıyoruz. Atomik halde hidrojen. Bir tane hidrojen diyor. Hatırlayınız, biz gerçek atom veya gerçek molekül kütlesi dediğimiz zaman ne diyorduk? Bir tanenin kütlesi diyorduk. Bir tanenin kütlesi. O halde bir tane hidrojen atomundan bahsediyor ise buna biz ne diyeceğiz? Hidrojenin eması 1 bölü n gram diyeceğiz. 1 bölü n gram. Bir tane hidrojen atomu 1 bölü n gramdır. Yani başka bir ifadeyle 1 AKB diyebilir miyiz? Evet, 1 AKB diyebiliriz. Bunu başka ne şekilde söyleyebiliriz? Yani biz bir tanenin kütlesini illa ma bölü n formülünü her zaman hatırda tutarak mı bulmalıyız? Hayır, şöyle de diyebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki maddelerin n tanesi hangi madde için konuşuyorsak onun mol kütlesine eşittir. Hidrojenin mol kütlesi nedir? 1.
N tane hidrojen 1 gram ise 1 tane hidrojen kaç gramdır derseniz gene burada x'imiz 1 bölü ne çıkar? N gram çıkar. Anlaşıldı. 2'yi de çözdük. Devam edelim. Biraz daha yukarıya alalım. Şimdi arkadaşlar, şimdi 1 mol karbon atomu içeren CH4 gazı. Bakın bu tür ifadeler de var. İşte 0,2 mol karbon içeren C3H4 veya içerisinde şu kadar gram karbon bulunan CH4. Bunlar hepsi bize aslında aynı şeyi ifade etmesine rağmen farklı söylenme biçimlerinden geliyor. 1 mol karbon atomu içeren. Şimdi bizim bu CH4 bileşiğimizde kaç tane karbonumuz var? 1 tane karbonumuz var. 1 tane karbonumuzun 1 mol olması demek, 1 mol olması demek, CH4 bileşiğimizin kaç mol olması demektir? 1 mol olması demektir. 1 mol CH4 dediğimizde biz bunların kütlesini istiyorduk. CH4'ün 1 molünün kütlesi karbon 12, hidrojen de 4 tane, her biri 1 eşittir 16 yapacaktır. Demek ki 3. şıkkımızın, öncülümüzün cevabı da 16 bulunuyormuş. 4.'ye geldiğimizde gene bir ifademiz var. Molekül gram ifadesi. Molekül gram, atom gram ifadeleri neydi? Molün yerine geçerdi ve biz şöyle diyoruz. 1 molekül gram demek 1 mol demektir. 1 mol CH4 de gene az önce bulduk 16 gram demektir. 16 gram olduğumuzu buluyoruz. Şimdi gelelim buraya. Arkadaşlar, atomik kütle birimini incelerken dedik ki ne için söylenirse söylensin bir yerde AKB ifadesi varsa onun cevabı bellidir. Fakat bu birçok öğrenci tarafından sürekli karıştırılan bir ifadedir. Oksijeni gördüğünde hemen oksijenin atom kütlesini hesap eder. Der ki oksijen 16 idi. Oksijen 16 ise hocam bir AKB'sini soruyor. İşte 16 bölü N diyenler var. N bölü 16 diyenler var. 16 N diyenler var. Var. Niye? Çünkü söylenilen kavram ne yapmamıştır? Tam yerine oturmamıştır. Biz ise şunu söylüyoruz. Diyoruz ki bakın arkadaşlar, AKB ifadesi var mı? Var. O zaman burada oksijen de olsa, CH4 de olsa, domates de olsa, başka bir şey de olsa hiç fark etmez. Bir AKB her zaman kaç gramdır? 1 bölü N gramdır. Her zaman 1 bölü N gramdır. Tamam. Bu çok önemli bir ifade. Bu öncüllerde, sorularda karşınıza ne yapar? Çıkar. Şimdi gelelim başka bir ifadeye. Bunu sınıfta, derste sormuşumdur. Öğrenciler gene öğrenme tam gerçekleşmediği zaman buna çeşitli cevaplar verirler. Mesela SO2 gazının 1 gramı kaç gramdır diye sorduğumuzda, hocam SO2, S32, oksijen 16, 2 kere 16, 32, 64 gramdır diyen var. MA'yı söyleyen var. Başka 64 bölü N diyen var ve buna benzer ifadeler de söyleyebiliyorlar. Oysa ki bu çok basit bir ifadedir. 1 gram SO2 de 1 gramdır. 1 gram CH4 de 1 gramdır. 1 gram oksijen de 1 gramdır. 1 gram hidrojen de 1 gramdır. Bununla ben neyi göstermek istiyorum biliyor musunuz? Arkadaşlar, okuduğunuz şeyin ne istediğini çok iyi bilin. Size ne verdiğini çok iyi bilin. Çünkü okumak ve anlamak olayı yarısını çözmek demektir. Gene gelelim. 1 molekül hidrojen demiş. Bakın arkadaşlar, molekül hidrojen demek, hidrojen moleküler haldeyse ne olarak gösteriyoruz? H2 olarak gösteriyoruz. O zaman bana neyi soruyor? 1 H2'yi soruyor. 1 H2. Bakın 1 mol H2 değil. 1 H2. Yani burada çok daha belki net anlarsınız. 1 tane H2. Zaten biz bir tane elma da diyebiliyoruz, bir elma da diyebiliyoruz. Bu iki ifade aynı olduğu için bir tane H2 ile bir H2 aynı ifadedir. Gene biz bir H2'den gerçek kütleyi hesap ediyoruz. Gerçek kütle MA bölü N gramdı. MA bölü N gramdı. 2 bölü N gram da bunun cevabıdır. Arkadaşlar, 0,2 N tane. Bakın,
0,2 n tane. Normalde n tane ifadesinin yerine ne yazarız? Mol. Mol. O zaman bu neye dönüşür? 0,2 mol CH4 gazı. O zaman basit bir soru haline gelir. 0,2 mol CH4, 0,2 çarpı CH4'ün MA'sı 3,2 gram olacaktır. Başka bir ifademiz de şöyle. Bir tane C3H8 gazı. C3H8 gazının neyini soruyor? Bir tanesini. Arkadaşlar bir tane her zaman neydi? Gerçek kütleydi. Gerçek kütle de neyle gösteriliyordu? MA bölü N ile gösteriliyordu. C3H8'de 3 tane karbon var. 3 kere 12, 36. 8 de hidrojen. 8 de oradan gelecek 44 gram. Yani 44 bölü N gram olacaktır. Son ifademizde de şöyledir. CO2 gazının neyini sormuş? 16N AKB'sini sormuş. Ben de tekrar ediyorum. Bakın arkadaşlar, bir yerde AKB gördünüz mü? Hangi madde olduğu ne olmuştur? Önemsiz olmuştur. Çünkü AKB ifadesi neyin ifadesidir? Bir kütle ifadesidir. O halde siz AKB gördüğünüz yere 1 bölü N gram diyeceksiniz. N'ler gittiğinde 16 gram olarak bu sorunun cevabı da karşınıza çıkmış olacak. Evet arkadaşlar, hepinize iyi günler diliyorum.